Ya yakın zamanda çözülür diye düşünüyorum açıkçası. Evet, yani tam momentumu yakalamıştık. Yani takım rayına oturmuştu. Yeni takımın alışma süreci atlatmıştık. Tam bu ara bu iş girince tabii bizim tempomuz, ritmimiz yakalamışken bu işin olması bize ciddi darbe vurdu diyebilirim. Ama yani bizim her zaman söylediğimiz bir şey var. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sonuna kadar bu işi bırakmayacağız. Yani bizim motivasyonumuz herkesten farklı. Şimdi ligde kalma yolunda ciddi savaş verdik. Şimdi yukarıdaki takımlar muhtemelen farklı motivasyonla hareket edecekler. Yani daha rahat hareket edecekler. Tabii bizim burada rahat etme lüksümüz yok. Oyuncular da bunun bilincindeler. Yani görüşmelerimizde, ikili görüşmelerimizde, muhabbetlerimizde ya yani bunu hissediyorum. Yani hala her şeyin bitmediğini, bu iş başlasa bile buradan tekrardan devam edeceklerini dile getiriyorlar. Hal böyle olunca da benim umudum var. Ama tabii süreç nasıl gelecek, nasıl gelişecek, oynayacağız mı, oynamayacağız mı onu bilmiyorum. Yani oynanması yönünde bizim bir tavrımız var ama oynanır mı, oynanmaz mı onu da bilmiyorum açıkçası. Çok fazla bir şey, tabii tempo ve ritim olarak kaybetmiş olabiliriz, fiziksel olarak kaybetmiş olabiliriz ama mental olarak kaldığımız yerden devam ederiz diye düşünüyorum. Ya ilk duyduğumda ne işi var Çin'de dedi. Yani bu kadar sıkıntılı bir ortamda ne işi var Çin'de dedi. Başkan çok insani bakıyor olaylara. Yani böyle tamamen maddi, tamamen para kazanma motivasyonuyla bakmıyor işte. Ne işi var Çin'de? İlk tepkisi bu oğlum. Ne işi var Çin'de? Bu kadar insan oradan kaçarken ne işi var dedi. Tabii sonraki süreçte de oyuncunun da tercihi kalma yönünde olunca yani başkan parayı hiç sormadı. Ne veriyorlar bile demedi. Ne işi var Çin'de dedi. Yani Çin'e mi göndereceğiz dedi oyuncumuzu. Para için dedi bir oyuncuyu böyle bir riskini Çin'e atılır mı? Ondan sonra tabii ben sahın da tercihi farklı olunca kaldı. Yani başkan olaylara hiçbir zaman para odaklı, maddi Bakmıyor. kazanç odaklı bakmıyor. Tamamen oyuncuların menfaatine, kulübün menfaatine, tabii ortak menfaat, asgari müşterekte buluşma mantığıyla bakıyor. Hem oyuncuyu koruyayım diyor, hem kulübü koruyayım diyor. Şimdi Çin'de böyle bir risk varken bir oyuncuyu oraya göndermek sırf kulübün menfaatleri adına başkanın çok tercih ettiği bir şey değil. Silvi bizde çok mutlu. Kendisi de her fırsatta dile getiriyor. Yani benim açımdan hiçbir problem yok diyor. Ama tabii bu süreç, bu koronavirüs süreci şu anda hanımından ayrılması, yani ayrılması derken fiziki olarak yani hanımının Romanya'da olması, kendisinin burada kalması, gidememesi, tabii bu süreç onu birazcık mental olarak yıprattı. Yani o her fırsatta başkana, bana tek söylediği şey şuydu. Ben burada çok mutluyum. Ben hiçbir yere ayrılmak istemiyorum. Mukavelesinde zaten uzatma maddesi de var. Yani başkan istediği anda onun mukavelesini uzatabilir. Fakat diyorum ya başkan hiçbir zaman tek taraflı bakmıyor işlere. Yani Berna Hanım istediği anda ama oyuncu kalmak istemezse bir oyuncuyu ne kadar zorlayabilirsiniz? Bu süreç yaşanana kadar Silvi burada çok mutluydu. Hala da söylüyor zaten. Yani ben diyor zaten mutluyum. Sadece benim sıkıntılarım var. İşte hanımından ayrı kalması onu biraz mental olarak şey yapıyor. İnşallah bu süreci de atlatırsak Silvi ile biz herhangi bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum açıkçası. Anladım. Peki Ya büyük bu ihtimalle kalır diye düşünüyorum. Tabii kulübün durumu, takımın durumu, kişisel durumlar bunların hepsi faktör. Yani biz de oyuncularla görüştüğümüzde yani kendi ülkeleriyle yani ister istemez konuşuyorlar, görüşüyorlar. Oradaki durumları öğreniyorlar. Bir de buradaki duruma bakıyorlar. Hepsi buranın daha güvenli olduğu yönünde hemfikir. Yani biz tabii oraları bilmediğimiz için sadece telefonla onların aileleri orada, yakınları orada. Onlarla görüştükleri zaman aldıkları izlenim yani buranın daha güvenli olduğu yönünde. Yani fırsatlarını bulsalar aslında açıkçası ailelerini aynen. buraya getirebilirler de şu anda uçuş yasağı, bir takım sıkıntılar var. Yani hepsi bu sürecin Türkiye'de daha iyi ve daha kolay geçtiği yönünde hemfikir. Ama tabii bu benim kişisel yorumum, kişisel fikrim. Şimdi Haziran'da oynatma, işte Antalya'da toplayalım gibi bir takım saçma sapan şeyler dolanıyor. Şimdi biz normal sezon bittiğinde Mayıs'ın ortası biter, Haziran'ın sonu başlar, 1,5 aylık bir ara verirdik. Oynadığımız süreçten bahsediyorum. Ve takım antrenmanına başlardık. Bir ay içerisinde oynayacak duruma gelirdik. İşte hazırlık maçları şuydu. İşte lige hazır olurduk. Şimdi hızlandırılmış bir ligden bahsediliyor. Haftada 3 gün maç oynamaktan bahsediliyor. Antalya'dan bahsediliyor. Yani herkes bir şey söylüyor ama yani hiç kimsenin düşünmediği ya da düşünüp de söylemediği diyeyim.
sezon başı kampı geçirmek zorunda olan, çünkü o iki aya yakın ara verilmiş olacak. Yani normalde biz 1,5 ay ara veriyorduk sezon normal rutininde. Şimdi biz 2-2,5 ay ara vermiş olacak bu oyuncular. Bu oyuncuların 2-2,5 aylık ara verdiği noktada bireysel antrenman ne kadar faydalı onu zaten tartışırız. Bir aylık bir hazırlık kampına ihtiyaçları olacak. Bu hazırlık kampından döndüklerinde haftada 3 gün maç oynayacak. Yaz temposunda, yaz ortamında haftada 3 gün maç oynayacak. Yani çok oyuncu kaybedilir. Yani birçok oyuncu da zannetmiyorum ki bu sakatlanma riskine girsin. Bir tavsiye şeyi gelmedi. Yani bir şeyiniz var mı, bir tavsiyeniz var mı şeklinde. Yani bu ortak aklı bulma adına, yani tabii Futbol Federasyonu'nda futboldan gelmiş bir tek Hamit var. Ya muhtemelen o söylüyordur. Ama işte yöneticilerimiz ne düşünüyor? Kulüpler ne düşünüyor? Yani bazı şeyleri kazanma adına birçok şeyi feda etme yolunda ilerliyoruz. Yani bir an önce buna bir karar verilip, bir an önce masaya yatırılıp, yani ne yapacağımızla ilgili bir yol çizilmesi lazım. Haziran'da oynattık. 8-9 maçlık bir süreç. Temmuz. Peki yeni sezon hazırlığını nasıl yapacağız? Yeni sezon şeyi nasıl olacak? Ben küme düşme hattındayım. Diyelim ki küme düştüm. Ben hazırlığımı neye göre yapacağım? Transfer dönemi neye göre olacak? Yeni sezon ne zaman başlanacak? Yani bir an önce bu kararların verilmesi lazım ki sağlıklı ilerleyelim. Ya oynanacaksa oynayalım. Oynanmayacaksa bir an önce gelecek sezon hazırlıklarına başlayalım. Yani bir an önce birilerinin bu konuyla ilgili bir karar vermesi lazım. Tabii insanlar da sağlık olunca süreci bekliyorlar diye düşünüyorum. Ama karar alan ülkelerde, karar alan federasyonlarda var. En azından onlarla istişare halinde, en azından onlardan bir fikir alıp, en azından bir fikir sunup, bize bir fikir danışıp kulüplere bir yol çizilmesi lazım diye düşünüyorum açıkçası.